Halbuki aranan Allah ise Allah'ın rahmeti ise aranan meyhanede sızmış veya elinde insan öldürdüğü tabancasıyla bekleyen insan için bile Allah'ın rahmeti açıktır. Bu ayet ey peygamberin yanı başında Bedir'de cihad eden kullarım, siz benim iyi kullarımsınız diye başlamıyor. Çizgiyi aşmış, alkol tüketmiş, insan öldürmüş, internet ağlarına takılmış, eşine zulmetmiş, çocuğunu iman etmiş, çalmış, faiz yemiş, zina etmiş, yalan söylemiş, kul hakkı gasp etmiş kullarım diye başlıyor bütün suçları ihtiva edecek en ağırından ortalamasına hafifine kadar bütün suçları ihtiva edecek bir cümle kullanıyor Allah. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim kendisini cehenneme hazırlayan kullar diyor. Çizgiyi aşmışlar. Ben battım cehennemlik duruma geldim diyorsan sen unuttun ama Allah seni hala kulum diye çağırıyor. 7 yaşında, 70 yaşında, gençliğinde, ihtiyarlığında kadın veya erkek, topluca veya yalnızca hangi suçu işlediysen Allah'ın daveti budur. Ey çizgiyi aşmış kullarım, La taqnatu min rahmetillah. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Demek ki Allah'tan umut kesmek Allah'ı tanıyamamaktır. Hele hele bir insanın gençliğinde işlediği hatalardan, cürümden dolayı, ihtiyarlığında biz gençken çok kötüydük bildiğin gibi değil diye kendisini cehennem kütüğü olarak cehenneme aday olarak görmesi Allah'ı tanıyamamasıdır. Bir müminin adı soyadından daha çok bilmesi gerekir ki Allah'ın sabıkalı kulu yoktur. Devletler kanun çıkarırlar. Filan zamandan filan zamana kadar olan suçları affettik derler. Sonra bir iş için gittiğinde savcılığa sen filan yılda şu suçu işlemişsin Olmazdır. der. Affettik derler dosyayı kaybetmezler. Allah ise dosyayı da imha eder. Hem nasıl imha eder biraz sonra onu göreceğiz inşallah. Öyle bir imha ediyor ki.